Merhaba, adım Elvan. İşaret adım Elvan işareti. Boğaziçi Üniversitesi Dil Bilim Bölümünde araştırmacıyım. Ayrıca 18 yıldır Türk işaret dili öğretmeniyim. Evliyim, eşim de sağır, bir tane oğlum var, işiten. Herkes şaşırıyor, evli misin? Evliyim. Çocuk var mı? Çocuğum var. Bu duruma şaşırıyor. Aileyle beraber mi yaşıyorsunuz? Hayır, sorular tuhaf. Neden böyle soruyorsunuz ki? Sığır bir şekilde yaşamak zor diyorlar. Ama yo, yaşamamız zor değil. Evlendiğimden beri ailelerimizle beraber yaşamadık. Ayrı düzenimiz var. 17 yıldır evliyim. Evlendiğimden beri eşim ve oğlumla yaşıyorum. Ailelerimizle beraber hiç yaşamadık. Herkes şaşırıyor buna. Kendi başınıza zor olmuyor mu? Yo, zor değil, kolay. Herkes yapabiliyor. Sizler nasıl yaşıyorsanız bizler de aynı şekilde yaşıyoruz. Mesela bebeğiniz ağladığında nasıl duyuyorsun, ilgileniyorsun? Işık uyarı sistemi var. Ağladığında titreşim bildirimleri geliyor ve kalkıp ilgileniyoruz. Gayet kolay, zor değil. Bizim için zor değil, zor olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle düşünen sizlersiniz, kendinize zor geliyor. Bazen soruyorlar, dünyayı geziyor musun? Evet, geziyorum. İngilizce biliyor musun? Yoksa, yo, hiç bilmiyorum. Şaşırıyorlar, nasıl iletişim kuruyorsun diye soruyorlar. Bizim iletişim daha kolay. Bizler sağır, jest, mimik, beden dili çok kullanıyoruz. Gayet anlaşabiliyoruz, kolay olabiliyor. Demek ki dünyada işaret dili her yerde aynı. Nasıl ki Almanca, İngilizce, İtalyanca konuşma dilleri ülkelere göre farklı. İşte işaret dilleri de öyle. Bu duruma çok şaşırıyorlar. Görüyorum bazen bizleri kendi başına yapamaz, rahat yaşayamaz, aileyle mecbur yaşıyoruz sanıyorlar. Yo, bizler sağırlar, her şeyi yapabiliyoruz. İyiyiz mesela, araba kullanıyorum. Aa, araba kullanıyorsun. Arkayı mesela kornayı nasıl duyuyorsun diyorlar. Sorun değil ki, ayna var, görüyoruz, problem yok. Ambulans geçiyorsa araç ışıklarından hemen belli ediyor geldiğini. Arabayı kenara çekip yol veriyoruz, gidiyorlar, problem olmuyor. Genelde böyle durumlarda hiç sorun yaşamadık. Bir büyük problemimiz var. Nedir? Banka, hastane gibi kamu alanlarında iletişim ciddi problem. Bir tek bizim problemimiz değil, sizin de probleminiz. İletişim karşılıklı. Orada işaret dili de olması lazım. Gittiğim zaman ben durumumu bir şekilde karşıya anlatıyorum. Ama karşı taraf bana anlatamıyorsa engelleyenler onlar oluyor, bizler değil. Mesela yürüyüşte, gezerken ya da alışveriş yaparken bana bir şeyler söylediklerinde duymadığımdan dokunarak tekrar bir şey söylüyorlar. Ben de duymuyorum diyorum. Bağırarak söylüyorlar. Bağırmanıza gerek yok ki, duymuyorum. Onun yerine biraz jest, mimik kullanarak tekrar söylemeye çalışmak lazım. Otobüse bindim, karşımda bir kadın oturuyor. Otobüsün dışında bir adam ona bir şeyler soruyor. Ama kadın anlamıyor. Adam da telefonla arayıp sesini duyurabiliyor. Ama aralarında bir metre bile yok. Cam var ama telefonlaşıyorlar. İçimden yazık diyorum. Neden biz de arada cam olsa bile iletişim kurabiliyoruz? 5 metre bile uzakta olsa bağırmaya gerek yok. İşaretle konuşuyoruz. Şanslıyız. Başka bir örnek. Mesela su altında işaret dili uygun. Dalgıçların sadece birkaç işaretlerinin anlamı var. Bizler her konuda sohbet edebiliyoruz. Akşamları eğlenceye bara gittiğimizde görüyorum. Mekanda yüksek ses, müzik ve aşırı gürültü var diye işitenler bağırarak konuşuyor, anlamıyorlar birbirlerini. Ama bizler çok rahat aramızda konuşabiliyoruz, bu çok güzel. Yani zorlanmıyoruz, rahatlıkları var, bu yönden şanslıyım. Sağır seslenmek için ne yapmak lazım? Sağır bireye yakınsanız omuzuna dokunabilirsiniz. Uzaktaysanız dikkatini çekecek el sallayabilirsiniz. Görüş açıları daha geniş, alışkın oldukları için çabuk fark edeceklerdir. Eğer görüş alanında değilseniz arkasını dönük ve buna benzer, o zaman onun yakınında sizi gören, duyan başka kişiyle sağır bireyi işaret edip dikkatini çekmesini sağlayabilirsiniz. Bizi görenler sadece işe, eve gidip geliyoruz sanıyor. Sosyal hayatımız yok sanıyor ama çok çeşitli sosyal faaliyetlere gidiyoruz. Aktifiz, kamplara gidiyoruz, Avrupa'ya kayak yapmaya gidiyoruz. Mesela milli bowling oyuncuyum. Avrupa ve Olimpiyat yarışmalarına katıldım.
Zamanında folklor yarışmalarına da katılmıştım. Sağır içerisinde kokleer implantı var, işitme cihazlı var, duymayan Türkçe konuşan var, hiç duymayan konuşamayan var, duymayan işaret dili konuşan var vesaire. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Nasıl ki siz işiten bireyler aynı değil, bizler de farklıyız. Hepimizi aynı sanmayın. Mesela yemeklerde, toplantı gibi kalabalık grup içinde aynı anda konuşmalar bizi zorluyor. Takip edemeyeceğimiz için anlaşılmıyor. Sıralı konuşmak hem sizin dinlemeniz hem bizim anlamamız için daha önemli. Dikkat ediniz lütfen. Sağırların iletişimi için ışıklandırma da çok önemlidir. Karanlık, loş ortamlarda iletişim rahat olmaz. Işık varsa iletişim açık olur. Banka, hastane, tiyatro vesaire birçok yere telecoil indiksiyon döngü ID sistemi kurulmuş olması cihaz kullanıcılarının duyması için çok önemli. Sağırlar ile iletişim nasıl kurulabilir? Kolay yöntemler var. Konuşmalarınızı jest mimikle destekleyiniz. Ama Türk işaret ve Türk dilleri aynı değil, farklı. Dil bilgisi ve yazılışları aynı değil. İngilizce, Almanca farkı gibi düşünün. Bizlerin sosyal medyada Türkçe dil bilgisine göre yazmadığımıza eksik yanlış yazıldığı sanılıyor, gülüyorsanız bizler de sizin işaret dili dil bilgisine göre yapamadığınıza, konuşamadığınıza gülüyoruz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim.